Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Bedeutungen des Konjunktiv 2. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, ilkiyle başlamıştık. Bu ikincisi olacak. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Konjunktiv 2 ne demekti? Konjunktiv 2, olmamış olan bir durum için, İşte hayaller gibi, istek gibi, dilek gibi durumlarda kullanılıyordu. Öyle değil mi? Ve biz bunu Bedeutungen, yani anlam olarak nasıl anlamlara geldiğini şimdi inceliyor olacağız. Bunları yaparken arkadaşlar, bakın maviyle yazmış olduğum yapılar var. Bu yapılar ne yapmış oluyor arkadaşlar? Anlamı daha da bir güçlendiriyor. Daha bir anlam katmış oluyor. Dolayısıyla doch, doch nur, bloß ve nur gibi yapılar o cümleyi daha bir yukarı çekmiş oluyor. Daha bir anlamlandırmış oluyor. Dilerseniz ilk örneğimizle bir başlayalım. Ne diyor cümlemiz? Der Lektor hat keine Zeit für mich. Evet, gayet anlaşılır, bariz bir cümle. Der Lektor, okutmam. Keine Zeit, değil mi? Benim için vakti yok dediğimizde für mich, benim için, keine Zeit, benim için vakti yok, değil mi? Bana ayıracak vakti yok diyor. Şimdi biz bu durumda keşke okutmanın bana ayıracak vakti olsa, değil mi, diyecek olursak, bunu ben ne yapabilirim arkadaşlar? Wenn cümlesiyle, yani koşul cümlesi şeklinde de başlatabileceğim gibi ne yapabiliyorum? Konjunktiv 2 yapısını burada göreceğiz birazdan. Onu da kullanabiliyorum. Bakın ilk cümle ne diyor bu durumda? Wenn der Lektor doch nur mehr Zeit für mich hätte. Bakın burada hätte ne olmuş oluyor? Konjunktiv 2, değil mi? Haben ne oluyordu? Bu şekilde evriliyordu, dönüşüyordu. Dolayısıyla hätte denildiğinde, keşke bana ayıracak biraz daha vakti olsaydı dediğimizde, mehr Zeit, daha bir vakti olsaydı gibi, değil mi, değerlendirebiliriz. Ancak burada ne görüyoruz arkadaşlar? Wenn, yani koşul cümlesini görüyoruz. Bunun yerine ben gene aynı anlama gelen arkadaşlar, bu sefer hätte ile başlatacağım cümle ne olacak? Hätte der Lektor doch nur mehr Zeit für mich. Keşke okutmanın bana ayıracak daha fazla vakti olsaydı diyoruz, değil mi, güzel Türkçemizde? Mehr Zeit, daha fazla zaman anlamında. Dolayısıyla daha fazla zaman benim için deniliyor Almanca'da. Ancak güzel Türkçe'de ne diyoruz demek ki? Keşke okutmanın bana ayıracak daha fazla vakti olsaydı diyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz burada ne yapmış oluyoruz? Hätte yapısını, eğer wenn cümlesi varsa ne olacak? Cümlenin sonuna gelecek, ya da hätte ile başlattığımda da gene ne yapmış oluyorum? Aynı anlamı vermiş oluyorum. Ancak doch nur yapısını da işin içerisine kattığımda bu keşkeyi daha bir ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz. Keşke vakit ayırsa, değil mi? Daha fazla vakit ayırsa demiş oluyoruz. Şimdi burada doch nur yerine doch diyebilirdik, bloß diyebilirdik, nur diyebilirdik. Arzu ettiğimizi kullanabilirdik. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı anlama geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani dilediğimizi kullanabiliyoruz. İkinci örneğe bakalım ne diyor arkadaşlar. Die Vorlesung ist so langweilig. Die Vorlesung ne demekti acaba? Die Vorlesung üniversitedeki okutulan dersler için kullanılıyor. Peki ilkokul, lise dersleri hatırlıyor musunuz neydi? İlkokulda ya da işte liseye kadar olan dersler neydi? Der Unterricht, değil mi? Demek ki die Vorlesung ne oluyor? Üniversitedeki dersler. Ancak der Unterricht de ilkokuldan liseye kadar olan, değil mi, dersler için geçerli oluyor. Langweilig, sıkıcı. Ne diyor cümlemiz? Die Vorlesung ist so langweilig. Ders o kadar sıkıcı ki diyor. Şimdi biz bunu wenn ile ifade edecek olursak ne diyeceğiz? Ders keşke birazcık daha ilginç olsa, değil mi? İlginç neydi? Interessant. Dolayısıyla daha ilginç şeklinde ifade ediliyor Almanca'da. Ve bu durumda ne diyeceğiz wenn ile başlattığımızda? Wenn die Vorlesung doch interessanter wäre. Bakın sein ne olmuş arkadaşlar? Buradaki ist wäre şekline dönüşmüş. Halbuki bir öncekinde ne yaptık arkadaşlar?
Hat ne oldu? Hätte oldu. Burada da ist yani sein, wäre olarak değil mi? Ne oldu? Konjunktiv 2 olarak karşımıza çıktı. Wenn cümlesi. Biz şimdi buradaki wäre yapısını cümlenin başına katsaydık değil mi? Bu şekilde başlatsaydık da pekala oluyor. Gene aynı anlam arkadaşlar. Bakın bu sefer wäre die Vorlesung doch interessanter. Keşke ders daha ilginç olaydı şeklinde güzel Türkçe'ye çevirebiliyoruz bu cümleyi. Üçüncü örneğe baktığımızda wir haben Daniela seit Monaten nicht gesehen. Gayet anlaşılıyor değil mi cümlemiz? Burada bir perfekt durum var. Ne diyor? Daniela, bu bir kadın ismi. Daniela seit Monaten, aylardan beri görmüyoruz değil mi? Nicht gesehen, perfekt yapı. Haben ve gesehen. Şimdi burada biz bunu wenn ile başlatacak olursak keşke Daniela'yı görseydik diyecek olsak ne deriz arkadaşlar? Wenn wir bloß Daniela gesehen hätten. Bakın burada ne oldu bu sefer arkadaşlar? Perfekt yapı olduğundan dolayı gesehen Partizip 2 hemen sonrasında ne oldu arkadaşlar? Hätten yapısını görüyoruz. Tabi burada doch nur, doch yerine ne gelmiş? Bloß gelmiş. Dilediğimizi oraya koyabilirdik. Ancak burada bloß ile değerlendirdiğimizde keşke Daniela'yı görseydik dediğimizde wenn wir bloß Daniela gesehen hätten demiş oluyoruz. Bakın şimdi bu wenn'i kaldırdığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Hätten'i cümlenin başına taşıyacağız. Bu durumda hätten wir bloß Daniela gesehen, keşke Daniela'yı göreydik, değil mi? Görseydik anlamına gelmiş olacak. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Wenn yani bu koşul cümlesi içerisindeyken gesehen hätten ile sonlandıysa eğer, değil mi? Wenn'den kurtardığımda ne olacak? Hätten yani bu yardımcı fiil konjunktiv 2 olarak karşımıza çıkan hätten cümle başına taşınacak. Partizip 2 olarak gesehen ne olacak? Cümlenin sonunda olması gereken yerde kalacak ve hätten wir bloß Daniela gesehen demiş olacağız. Değil mi? Dönce örneğe bakalım. Das Mädchen hat dem Jungen nicht geantwortet. Gayet anlaşılıyor değil mi? Burada da gene bir perfekt zaman var. Ne diyor? Kız erkek çocuğuna cevap vermedi diyor değil mi? Şimdi buraya baktığımızda keşke ona cevap verseydi diyeceğiz. Kız keşke evet erkek çocuğa bir cevap vereydi diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar nur'dan destek alıyoruz. Bakın bloß, doch, doch nur diyebilirdik. Ancak burada nur dedik. Nur kelime karşılığı aslında ne arkadaşlar? Sadece anlamında. Ancak bunların tamamı pekiştireç noktasında olduğu için dediğim gibi dilediğimizi kullanabiliyoruz. Bakın burada wenn ile başlattığımız bir cümle var. Haben ne olacak? Konjunktiv 2 hätte olacak. Bu durumda wenn das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben hätte. Bakın geben ne oldu? Gegeben oldu Partizip 2 ve akabinde hätte ile ne oldu? Cümle sonlandı. Dolayısıyla oradaki hätte ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü tekil olduğundan dolayı das Mädchen kastediliyor. Değil mi? Kız keşke cevap verseydi ona dediğimizde gegeben hätte ile sonlandırmış oluyoruz. Ya da ne yaparız arkadaşlar? Wenn'den kurtardığımızda haben yani hätte değil mi? Haben'in dönüşmüş olduğu hätte ile cümleyi başlatabiliyorum. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Hätte das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben. Keşke kız değil mi? Bu erkek çocuğuna bir cevap vereydi şeklinde. Nur eine Antwort gegeben şeklinde yorumlamış oluyoruz. Demek ki ne anlamalıyız arkadaşlar? Hepsi güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde aynı anlama geliyor. İster wenn ile başlatırım, ister bu konjunktiv 2'nin yapısının dönüşmüş olduğu haben, bu durumda hätten ya da sein, bu durumda wären yapısıyla ne oluyor? Cümleyi başlatmış oluyorum ve konjunktiv 2 yapısını burada kurmuş oluyorum. Son örneğe bakalım ne diyor? Die Frau aus Spanien wollte in München bleiben.
Ne diyor arkadaşlar? İspanya'dan olan kadın, değil mi? İspanya'dan gelen kadın wollte in München bleiben, Münih'te kalmak istedi. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar bleiben ne olacak? Geblieben olacak partizip 2 olarak ele alındığında. Bu durumda wenn ile wenn koşul cümlesiyle cümlemizi başlattığımızda wenn die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben wäre. Neden wäre? Çünkü burada bleiben ist geblieben ile anılıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla sein ve bleiben neye dönüşecek konjunktif 2'de arkadaşlar? Wäre'ne dönüşecek. Bu durumda geblieben wäre ile sonlanacak. Ve ne diyeceğim? Wenn die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben wäre diyeceğiz. Şimdi ben bunu wenn'den kurtardığımda wäre ne olacak arkadaşlar? Cümlenin başına taşınacak. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Wäre die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben denildiğinde gene aynı anlam. İspanya'dan gelen kadın keşke Münih'te kalsaydı demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. İlk örnekte demek ki arkadaşlar der Lektor hat keine Zeit für mich. Okutmanın bana ayıracak vakti yok anlamına geliyor bu güzel Türkçe'de. Değil mi? Benim için vakti yok gibi birebir çevirmiş oluyoruz. Ancak bana ayıracak vakti yok deriz. Öyle değil mi? Şimdi bunu arkadaşlar keşke okutmanın bana ayıracak vakti olsa şeklinde ifade edeceğiz. Ancak Almanca'da mehr Zeit daha fazla vakti olsa benim için manası doğuyor. Dolayısıyla wenn ile başlattığımda arkadaşlar wenn der Lektor doch nur mehr Zeit für mich hätte dediğimde demek ki bu anlamı vermiş oluyoruz. Wenn cümlesiyle başlatıyoruz. Ancak wenn'i kaldırdığımızda bunu gene ifade edebiliriz. Nasıl ifade ederiz? Haben'i bu durumda hätte'ni ne yapıyoruz? Cümle başına taşıyoruz ve diyoruz ki hätte der Lektor doch nur mehr Zeit für mich. Gene ne oldu? Anlamda herhangi bir değişiklik olmadı. Gene aynı zaman, gene aynı şeyi koruyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla keşke bana ayıracak vakti olsaydı demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda die Vorlesung demek ki neymiş? Üniversitedeki dersler anlamına geliyor değil mi? Ders. Şimdi die Vorlesung ist so langweilig cümlesine baktığımızda langweilig o kadar sıkıcı ki değil mi? So langweilig diyor cümlemiz. Şimdi ben bunu keşke ders daha ilginç olsa diyecek olursak bunu wenn ile başlatabilirim ya da konjunktif 2 ile başlatabilirim. Ne yapıyoruz wenn cümlesinde? Wenn die Vorlesung doch interessanter wäre denildiğinde bakın buradaki sein ne oldu? Wäre değil mi? Interessant sein, ilginç olmaktan geliyor. Dolayısıyla ilginç olsaydı denildiğinde daha ilginç olsaydı şeklinde ifade ediliyor Almanca'da. Interessanter wäre denildiğinde wenn die Vorlesung doch interessanter wäre demiş oluyoruz. Ja da wäre die Vorlesung doch interessanter. Demek ki gene aynı şekilde ifade ediliyor. Tıpkı demin hätte nasıl burada hätte'yi koyduysak burada da ne oluyor? Wäre ile cümleyi kurmuş oluyoruz. Üçüncü örnekte wir haben Daniela seit Monaten nicht gesehen. Daniela'yı aylardan beridir görmüyoruz diyor değil mi? Ve cümlede ne var? Perfekt yapı var. Hangisi o? Haben gesehen. Şimdi bunu wenn ile başlatacak olursak Daniela'yı keşke görseydik dediğimizde wenn wir bloß Daniela gesehen hätten demiş oluyoruz. Tabii şimdi burada arkadaşlar bir koşul cümlesi gibi algılanabilir ama aslında tam olarak da değil. Çünkü burada ne yapmış oluyoruz? Daniela'yı keşke görseydik demiş oluyoruz. Ancak biz wenn yapısını nasıl gördük? Şu olmazsa şu olur, şayet anlamlarına geliyordu öyle değil mi? Ancak burada arkadaşlar konjunktif 2 olarak bir yapı olarak düşünmekte fayda var. Bunun çünkü alternatifi ne oluyor? Bir alt cümle oluyor. Nedir o alttaki cümle? Hätten wir bloß Daniela gesehen, keşke Daniela'yı görseydik demiş
oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda das Mädchen hat dem Jungen nicht geantwortet. Değil mi? Kız erkek çocuğuna cevap vermedi dediğimizde nicht geantwortet. Bakın burada da gene ne var? Perfekt yapı hat geantwortet var. Şimdi biz bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Keşke kız erkek çocuğuna yani bir tane bile bir tane olsun cevap verseydi gibi bir anlam doğuyor. Nur eine Antwort. Bir tek cevap verseydi gibi yorumlanıyor. Dolayısıyla wenn das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben hätte demiş oluyoruz. Beni kaldırdığımızda ne olacak? Hätte ile de başlatabileceğiz. Bu durumda hätte das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu konjunktif 2 yapılarında ünlem de var. Öyle bir eğilim var. Yani keşke denildiğinde değil mi bir ünlem koyuyoruz. Dolayısıyla fark ettiyseniz bunlarda hep ünlemler var. Bunu koymakta da bence evet yararlı olabilir. Bunu koymakta bir sakınca yok arkadaşlar. Ve sıra son örneğe geldi. Die Frau aus Spanien wollte in München bleiben. İspanya'dan gelen kadın ne yapmak istedi? Münih'te kalmak istedi. Wollte bleiben, kalmak istedi. Şimdi burada arkadaşlar İspanya'dan gelen kadın Münih'te kalsaydı keşke diyeceğiz. Dolayısıyla wenn die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben wäre denildiğinde az önce de söylemiş olduğum gibi bleiben ist geblieben olarak perfektlikte ele alınıyordu. Dolayısıyla oradaki ist yani sein neye dönüşecek konjunktifte? Wäre'ne dönüşecek, çekimlenecek ve geblieben wäre olarak sonlanacak. Değil mi? Eğer cümle wenn ile başladıysa. Ancak wenn'i kaldırdığımızda ne oluyor? Wäre ile cümle başlıyor. Bu durumda wäre die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben. Keşke İspanya'dan gelen kadın Münih'te kalsaydı demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Lektor hat keine Zeit für mich. Der Lektor hat keine Zeit für mich. Wenn der Lektor doch nur mehr Zeit für mich hätte. Wenn der Lektor doch nur mehr Zeit für mich hätte. Hätte der Lektor doch nur mehr Zeit für mich. Hätte der Lektor doch nur mehr Zeit für mich. Die Vorlesung ist so langweilig. Die Vorlesung ist so langweilig. Wenn die Vorlesung doch interessanter wäre. Wenn die Vorlesung doch interessanter wäre. Wäre die Vorlesung doch interessanter. Wäre die Vorlesung doch interessanter. Wir haben Daniela seit Monaten nicht gesehen. Wir haben Daniela seit Monaten nicht gesehen. Wenn wir bloß Daniela gesehen hätten. Wenn wir bloß Daniela gesehen hätten. Hätten wir bloß Daniela gesehen. Hätten wir bloß Daniela gesehen. Das Mädchen hat dem Jungen nicht geantwortet. Das Mädchen hat dem Jungen nicht geantwortet. Wenn das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben hätte. Wenn das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben hätte. Hätte das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben. Hätte das Mädchen dem Jungen nur eine Antwort gegeben. Die Frau aus Spanien wollte in München bleiben. Die Frau aus Spanien wollte in München bleiben. Wenn die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben wäre. Wenn die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben wäre. Wäre die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben. Wäre die Frau aus Spanien doch nur in München geblieben. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Bedeutungen des Konjunktiv 2 konusunun ikincisini görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.